Merhabalar. Scratch ders videolarımızın ikincisinde birlikteyiz. Bu videomuzda Scratch'te ikinci uygulamamızı yapacağız ve bunu yaparken de yeni ve önemli bir kavram öğreneceğiz Scratch'e dair. İlk videomuzda Scratch yazılımının genel bir tanıtımını yapmıştık. Bu yazılımın ne zaman, kimler tarafından, ne amaçla üretildiğini, ne amaçla kullanıldığını ve ne gibi etkileri olduğunu, ne gibi faydaları olabileceğini konuşmuştuk. Bunun yanı sıra da bu eğitim videolarımızda kullanacağımız iki versiyonunun, Scratch 2 versiyonunun arayüzünü kısaca genel hatlarıyla tanıtıp ilk örneğimizi yaparak videomuzu tamamlamıştık. Bugün yine Scratch 2 versiyonunu kullanarak ikinci yeni bir örnek yapmış olacağız, bir uygulama yapacağız. Bu uygulamayı yaparken de Scratch'te çok önemli kavramlardan bir tanesini, bunun yanı sıra da önemli özelliklerden bir tanesini öğrenmiş olacağız. Öncesinde ben küçük bir bölüm ile başlamak istiyorum bu noktaya gelmeden. Scratch'i hani ilk videoda sonradan izlediğimde fark ettim. Hani bu programı sıfırdan kullanacak kişiler, Scratch'i daha önce kullanmamış ve bu konuda çok fazla bilgi sahibi olmayan kişiler bunu hani nasıl yapacaklarını belki bilmiyor olma ihtimallerine karşın hani o konuda da küçük bir bilgi vereyim istedim. Hani bu programı nereden edinebiliriz, nasıl kullanabiliriz gibi ufak tefek bilgileri hemen hızlıca verip örneğimize geçmek istedim. İlk videoda söylediğim gibi Scratch'in 3 farklı versiyonu var şu anda kullanımda olan, genel kullanımda sergilenmiş, sunulmuş olan 1.4, 2 ve 3 versiyonları. Burada iki ihtimaliniz var. Birincisi, bilgisayarınıza bu versiyonlarının herhangi birisini indirip sonrasında bu programı kurup, yükleyip bilgisayarınızda bu şekilde çalışabilirsiniz. Bunu yaparken tabii ki internet bağlantısına, hani sonrasında o program üzerinde çalışırken internet bağlantısı olmak zorunda değil. Bilgisayarınızda kurulu olan bir yazılım şeklinde kullanmış olacaksınız. Bunun yanı sıra ikinci seçeneğiniz ise Scratch'in web sayfasından online olarak direkt tarayıcı, web tarayıcı üzerinden, işte örneğin Google Chrome kullanıyorsanız Google Chrome üzerinden direkt orada yapıp hani bilgisayarınızı program kurmak, indirmek vesaire bunlarla vakit kaybetmek, uğraşmak istemiyorsanız böyle bir alternatifiniz de mevcut. Scratch'i indirmek istiyorsanız Google'da çok basit bir arama, örneğin Scratch indir şeklinde bir arama yaparsanız özellikle zaten Scratch'in kendi web sayfası MIT Edu üzerinden hemen altında yine MIT'de 1.4 versiyonunun direkt download sayfası. Buradan baktığınızda yeni versiyonu, muhtemelen 3 versiyonu çıkacaktır. Burada işte eski versiyonları da var. Bu en son versiyonu, eski versiyonları 2 ve 1.4. Bunları da tercih edebilirsiniz. Ama bunun yanı sıra ikinci alternatifiniz de şudur. Orada programı bilgisayarınıza indirip kurmanız gerekiyor. Burada da Scratch MIT Edu üzerinden direkt oluştur diyerek tarayıcı üzerinden de 3 versiyon açılıyor. Burada Scratch 3 versiyonu. Buradan da yapabilirsiniz. Burada yaptığınız örneği bilgisayarınızda kaydetme ihtimaliniz var. Bir üyelik oluşturup hani ücretsiz ve çok kısa sürede çok basit bir şekilde bir üyelik oluşturup bu yaptığınız örnekleri diğer kullanıcılarla paylaşma ihtimaliniz var. Burada bunun yanı sıra işte stüdyolar oluşturma ihtimaliniz var. Farklı kategorilerde örneklerinizi şekilde sınıflandırabileceğiniz, başka kullanıcıların yapmış olduğu çalışmaları yine inceleme, yorum yapma, yazdığı kodları inceleme şanslarınız var. Burası tamamen bir paylaşım platformu şeklinde. Bunlardan kısaca bahsettikten sonra bugünkü örneğimize hızlıca geçebiliriz. Bugünkü örneğimizde 1.4 versiyonunda kostüm olarak ifade edilen ama 2 versiyondan itibaren kılık olarak adlandırılan bir kavram. Scratch'te bir karakterin belli başlı hareketleri yapmasını bu kavram sayesinde, bu özellik sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin bir kuşun kanat çırparak uçması veya bir insanın yürümesi, dans etmesi gibi hareketleri biz kostüm ya da işte yeni versiyonlarındaki ismiyle kılık kavramı ve özelliği sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Burada şöyle bir mantık var. Bir kuşun uçmasından bahsediyoruz. Kanat çırpmasından bahsediyoruz. Bir önceki videomuzda bir balık sahnede bir bu tarafa doğru bir diğer tarafa doğru yüzüyor. Bir su altı arka planı eklemiştik.
Burada kuş zaten bir fotoğraf. O fotoğraf hiçbir şekilde hareket etmiyordu. Yani fotoğrafın görüntüsünde herhangi bir değişiklik olmuyordu en azından. Sadece o sabit fotoğraf ekranda bizim söylediğimiz şekilde geziniyordu. Ama bir kuş kanat çırpacaksa bunu şu şekilde yapabiliyoruz. O karakterin elimizde iki tane fotoğrafı oluyor. Birinde kuşun kanatları yukarıda, diğerinde kanatları aşağıda. Bu iki fotoğraf ki biz bunlara kılık diyoruz ya da eski versiyonu kullanırsanız kostüm diyoruz. Bu iki fotoğraf, bu iki kılık belli sürelerle sizin yazacağınız komutlar sayesinde ekrana sırayla geldiğinde, yani kuş ekranda bir bu fotoğrafta bir de bu fotoğrafta göründüğünde, yani kanatları bir yukarıda bir aşağıda göründüğünde ve bu fotoğraflar hızlı bir şekilde sürekli değiştiğinde kuş sanki kanat çırpıyormuş gibi görünüyor. Böyle bir illüzyon var burada. Aynı şeyi adım atmanın aşamaları için de geçerli. Veya dans etme, işte break dansçı ya da balerin gibi hazır karakterler var programın kütüphanesinde. O karakterlerin dans hareketleri, 3-4 farklı fotoğraf var. Onlar sırayla ekranda göründüğünde bu karakter dans ediyormuş gibi görünüyor. Bu gerçekten önemli özelliklerden birisi Scratch'te. Bundan sonraki örneklerimizde de bolca kullanacağımız özelliklerden birisi. Hazır buradan bir dekor, kütüphaneden hazır bir dekor seçmek istiyorum. Şöyle bir doğa olsun. Bir kuş uçacak çünkü. Şöyle bir arka plan seçelim. Şimdi bu kedi karakterini üzerine sağ tıklayıp siliyorum. Yine kütüphaneden kukla seçiyorum. Hayvanlardan Parrot isimli bu papağanı seçmeyi tercih ettim. Bunu biraz küçültebiliriz boyutunu. Şimdi iki versiyonu ile birlikte gelen güzel özelliklerden birisi şu. Bu karakteri siz eklediğinizde bu bütün kütüphanedeki bütün karakterler için geçerli. O karakterin yine kütüphanede yer alan bütün kostümleri, bütün kılıkları karakterle birlikte yükleniyor. Kılıklar bölümüne burada tıkladığınızda bakın bu karakterin iki adet fotoğrafı, iki adet kılığı mevcut. Parrot A ve Parrot B şeklinde isimlendirilmiş iki tane fotoğraf var önünde. Ben diyeceğim ki komut yazarken birazdan. Önce bu fotoğraf görünsün ekranda. Kısa bir süre sonra oraya bekleme süresi eklemem gerekecek. Bunun sebebini göreceğiz birazdan. Sonra bu fotoğraf görünsün ve bu sırayla tekrar etsin. Bu tabii ki benim şu an tıklamamdan biraz daha hızlı olduğunda daha gerçekçi bir kanat çırpma görüntüsü oluşacak. Bunu yaparken bir de ilerlemesini söylediğimizde kuş sanki ekranda böyle uçarak ilerliyormuş gibi görünecek. Kanat çırparak ilerliyormuş gibi görünecek. 1.4'te şöyle bir durum var. Hani ben onu da her seferinde söylemek istiyorum. Hani ola ki o versiyonunu kullanıyorsunuzdur, onu tercih etmek istiyorsunuzdur. Burada bir karakter eklediğinizde Animals'a gidelim. Aynı karakter var mı? Var. Bakın burada karakterlerin kostümleri ayrı ayrı burada görünüyor. Siz bir karakter eklediğinizde bu karakterin ve kullanacağınız diğer kostümlerin, diğer kalıplarını burada kostümler bölümünden tekrar eklemeniz gerekiyor. İçeri aktar değil. İkinci görüntüyü sizin el yordamıyla, manuel olarak eklemeniz gerekiyor. Burada işte yürüme animasyonunda, bir çocuğun yürümesi animasyonunda 4-5 tane kostüm var. Sizin o çocuğu karakter olarak ekledikten sonra kostümlere gidip her kostümü tek tek içeri aktar, B'yi seç, ekle, içeri aktar, C'yi seç, ekle gibi böyle tek tek bunu el yordamıyla yapmanız gerekiyor. Ama işte iki versiyonundan itibaren gelen bir yenilik, karaktere eklediğinizde o karaktere ait bütün mevcut kılıklar karakterle birlikte yükleniyor. Kullanıp kullanmamak sizin tercihiniz. Kullanmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama böyle bir kolaylık tek tek eklemeniz gerekmiyor. Şimdi burada bu karakterin bir kere komutları yazarken biz bir önceki dersimizde ne demiştik? Arka planı ekledim. Dekoru seçtim. Bu animasyonun yönetmeniyim ben. Dekoru seçtim. Oyuncumu seçtim. Oyuncumun kılıkları belli, kostümleri, bürüneceği fotoğraflar, şekiller belli. Son aşama oyuncuya yapmasını beklediğim şeyleri söylemem lazım. Ona komut vermem lazım. Senaryoyu, kurguyu oluşturmam lazım bir nevi.
Burada yine bir önceki derste söylediğimiz komutları başlatan tetikleyici bir kod olması lazım. Ne olunca başlayacak komutlar? Biz genelde yeşil bayraktan öncayı kullanacağımızı, tercih edeceğimizi söylemiştik. Çok spesifik bir durum olmadığı sürece ki mecburiyetimiz yok. Burada boşluk tuşu basılınca deyip boşluk tuşuna basınca da animasyonu başlatabiliriz. Sadece bir alışkanlık, bir klişe diyebiliriz. Yeşil bayrak tıklanınca şimdi ne olacak? Kostüm değişikliği yapacak. Kostüm değişikliği ya da kılık. Ben hani ikisini de söylemeye çalışıyorum çünkü farklı versiyonlarda her iki isim de kullanılıyor. Birinde kostüm, birinde kılık. Hangi versiyonunu kullandığınıza bağlı olarak ben hepsini kullanmaya çalışıyorum. Hani farklı bir şeymiş algısı uyandırmasın sizde. Görünüm başlığı altında bununla ilgili komutlar. Görünüm başlığı altında burada bakın kılığına geç. Seçeneklerde Parrot A ve Parrot B. Bu iki kılık burada zaten görünüyor. Bunu alıp buradan A'yı seçip önce A yeşil bayrağı tıklanınca bu karakter şu kılıkla görünsün. A bu. Kanatlar yukarıda. Sonra B'ye geçsin. Bunu da bir sefer yapmayacak. Yani yeşil bayrak tıklanınca A olacak, B olacak, bitecek değil. Devam etmesi lazım. Yine geçen hafta kullanmıştık. Balığın hareketinin devamlılığını sağlamak için döngü kavramından bahsetmiştik. Bir komut ya da komut satırının, komut bloğunun birden fazla defa tekrar etmesi durumunda döngü kullanıyorduk. Belli bir sayıda tekrar etmesini isteyebiliriz. İlerleyen bölümlerde göreceğiz. Belli bir şart gerçekleşene kadar tekrar etsin diyebiliriz. Ama burada biz sürekliyi tercih edeceğiz şimdilik. Sürekli ben programı durdurana kadar bu papağanımız uçacak. Fakat burada şöyle bir durum var. Bu A ve B arasında bir bekleme süresi eklemediğimizde geçen hafta diyorum az alışkanlığı. Hep derslerimiz böyle okulda haftalar haftaya olduğu için. Bir önceki ders videomuzda şundan bahsetmiştik. O balık hareket ediyor ve sürekli 10 adım git dediğimizde çok hızlı bir şekilde ekrandan çıkıp gidiyordu. Biz ona bekleme süresi eklemiştik. Hani ilerle birazcık bekle, ilerle birazcık bekle gibi. Şimdi bu şekilde yaptığımda şu an mesela hani sanki bir değişiklik olmuyormuş gibi görüyorsunuz. Ama aslında o kadar hızlı oluyor ki A'dan B'ye geçiş. Şu an sadece B'de kalıyormuş gibi görünüyor. Onu ayırt edemiyoruz o hızı. O yüzden A'dan ve B'den sonra 1 saniye çok uzun olabilir. 0,3 saniye gibi bir bekleme süremiz olursa bu şu anlama geliyor. A kılığına geç, kanatlar yukarıda. Bu şekilde 0,3 saniye bekle. Sonra B'ye geç. 0,3 saniye bekle. Döngü olduğu için tekrar başa dönecek. A'ya geç ve B'ye geç. 0,3 saniye aralıklarla şu iki fotoğraf sırayla ekranda görünecek sürekli. Şimdi başlattığımda bakın kılıklara geldiğimde bu iki fotoğrafın aslında sırayla ekranda göründüğünü fark edeceksiniz. 0,3 saniye aralıklarla aslında iki tane fotoğraf geliyor ekrana. Yani bu kuş aslında kanat çırpmıyor. Şimdi burada tabii şunu diyebilirsiniz. Olduğu yerde kanat çırpıyor. Çünkü bizim yazdığımız komutlar o kadar. Yani bilgisayara verdiğiniz komutun karşılığını alırsınız. Tabii işin içinde yapay zeka gibi farklı makine öğrenmeleri yoksa bu mevcut kullandığımız platformda söylediğiniz komutun karşılığı. Biz ondan sadece kostüm değiştirmesini istedik. Yeşil bayrak tıklanınca A ve B fotoğrafları 0,3 saniye aralıklarla sürekli ekrana gelsin. Sadece bunu istedik. İlerlemesini de istiyorsak hareketten 10 adım git. Bunu her iki kılıktan sonra yapabilirsiniz. Hani A kılığında biraz ilerlesin, 0,3 saniye sonra B'ye geçip biraz ilerlesin ve bu şekilde tekrar etsin. Şimdi başlattığımda artık ilerliyordu aynı zamanda. Burada biz şunu yapmıştık. Balık için yaptığımız şeyi burada da yapalım ve tekrar etmiş olalım. Sahnenin sonuna geldiğinde geri dönsün ve diğer tarafa doğru uçsun. Yine hareket başlattığında kenara geldiysen sek bu döngü içerisine alıyorum. Ekranın kenarına geldiğinde geri dönüyordu. Ve burada balıkta şunu görmüştük. Geri döndüğünde baş aşağı dönüyordu. Bunu düzeltmek için de şunu yapmıştık. Hemen sahnenin altında karakterin küçük fotoğrafı sol üst köşesinde info butonu ve dönüş izinleri. Varsayılan olarak her eklediğiniz karakter 360 derece dönebiliyor. Biz bunun yerine
Bu yandakini seçiyorduk. Ortadaki 180 derece. Yüzünü sadece buraya ve bu tarafa çevirsin dönmesi gerektiğinde. Yukarı aşağı bakamasın, baş aşağı dönmesin diye. Bunu da yaptığımızda o problemi de çözmüş oluyoruz. Ve karakterimiz sürekli olarak ben programı durdurana kadar ya da kapatana kadar sürekli bu şekilde bir hareket sağlamış oluyor. Şimdi bu komutun bunu göstermek istedim. Yani bu halini bir göstermek istedim, bu kılığına geç meselesini. Bunun şöyle bir kolay yolu daha da var aslında. Bu burada dursun. Onun üstünde tetikleyici bir kod olmadığı için bu aslında şu an çalışmayan bir komut. Şunu da yapabiliriz. Yeşil bayrak tıklanınca yine sürekli döngüsü içinde hemen kılığına geç komutunun altında sonraki kılık diye bir şey var. Yani eğer siz buradaki eklediğiniz kılıkları, şu an iki tane ama daha fazla sayıda da olabilir. Bu kılıklar eğer sırayla ekrana gelecekse bunu kullanabilirsiniz. Bazı durumlarda sırayla ekrana gelmesi gerekmeyebilir. Örneğin bir karakter eklediniz, bir insan karakteri. İşte farklı yüz ifadeleri var, kılık olarak eklenmiş, üzgün, mutlu ya da şaşkın gibi, sinirli gibi mesela ve bu görüntülerin belli şartlara göre ekrana gelmesini isteyebilirsiniz. Şu olduğunda mutlu olan kılığa geç. Bu şart sağlandığında, bu şey gerçekleştiğinde kızgın olan kılığa geç. Şimdi burada bir şey yok, sıra yok. Bir arka arkaya birbirini izleyen bir düzen yok. Belli şartlara göre bazen olacak, bazen olacak. Bir hani karışık bir durum söz konusu. Ama bu bizim yaptığımız bu örnekte sırayla ekrana gelecek. A, B, A, B şeklinde. Burada belki yürüme animasyonu mesela A, B, C, D, A, B, C, D şeklinde oluyor orada da. Bu şekilde sırayla ekrana gelecekse önce A'ya geç, sonra B'ye geç, sonra C'ye geç, sonra D'ye geç yerine sonraki kılık kodunu kullanabiliriz. Bu eğer eklediğiniz kılıklar burada eklendiği haliyle, buradaki sıralamayla ki siz bunların sıralamasını değiştirebiliyorsunuz. Burada diyelim ki 3-5 tane kılık var. Bunu tutup sürükleyip öbürünün arasına taşıyabiliyorsunuz. O sıralamayı değiştirebiliyorsunuz. Ve oradaki eklendiği sırayla eğer görünecekse o zaman bu sonraki kılığı kullanabilirsiniz. İşinizi çok kolaylaştırır. Sonraki kılığa geç. O an mesela başladığında neyle başladı? Ya A ile ya B ile başlayacak şu anda. A ile başladıysa sonraki kılığa geç. Sonra o kılıktayken 10 adım git ve 0,3 saniye bekle. Sonra başa dönecek döngü olduğu için başa döndüğünde sonraki kalıp, yani o an hangisindeyse bir sonrakine geçecek. A ise B, B ise A. Ya da daha fazla kılık varsa bir sonraki kılık neyse ona geçecek. Ondan sonra işte 10 adım git, 0,3 saniye bekle. Sonra başa dön, sonraki kılık neyse ona geç gibi. Bir sıralama şeklinde gidecekse, bakın bunu yazmanız yerine ki 4-5 tane kılık olsa bu çok daha uzun bir kod bloğu olacaktı. A'ya geç, B'ye geç, C'ye geç, D'ye geç gibi. Ve aralarında belki böyle komutlar da olacaktı. Bir sürü kod yazmanız gerekecekti. Ama onun yerine tekrar ediyorum. Eğer sırayla gidecekse, şurada eklendiği sırayla gidecekse kılık değişikliği, o zaman bunu kullanarak işinizi çok kolaylaştırabilirsiniz. Şu an başlattığımda da birebir, tabii ki birebir aynısı olmayacak. Kenara geldiysen seç komutunu unuttuk. Evet, şu an az önceki komutla birebir aynısı oluşuyor ekranda. Evet, bu videomuz bu kadar olacak. Burada biz sadece bir kılık kavramını, kılık özelliğini öğrenmiş olduk. Çok basit bir örnekle. Bundan sonraki birkaç örneğimizde de bu şekilde kılık meselesini biraz daha inceleyeceğiz. Biraz daha farklı örnekler üzerinde inceleyip bunu oturtmaya çalışacağız. Sonraki eğitim videolarımızda görüşmek ümidiyle herkese iyi çalışmalar dilerim.